Migros TV YouTube kanalından hepinize merhabalar diyoruz. Bepantol Sensi Daily'nin sponsorluğunda çekeceğimiz bu videoda konuğumuz diyetisyen Andaç Yeşilyurt. Hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk. Şimdi biz atopik ciltle ilgili çokça sohbet yaptık. Bunun tabii yansımalarını farklı sağlık kategorilerinde değerlendirdik. Bepantol Sensi Daily'nin yaptığı Türkiye Cilt Farkındalığı araştırmasına göre vücudumuzda en sık yaşadığımız cilt problemleri kuruluk ve buna bağlı kaşıntı olmasına rağmen bu sorunları en sık yaşayan çok kuru veya atopik cilt tipine sahip olduğunu söyleyenlerin oranı sadece %6'ymış. Yani her 4 kişiden 3'ü atopik cilt ne demek bilmiyor. Bu da bize şunu gösteriyor tabii ki. Dışarıda aslında pek çok insan atopik cilde sahip olduğunu bilmeden yaşamlarına devam ediyor. Belki bunun için özel bir beslenmeye belki ihtiyaç duyacak ya da bir diyete ihtiyaç duyacak. Ama bunu tabii ki bilmediği için ona göre de davranmıyor, ona göre özen gösteremiyor vücuduna. Sizce bu problemlerin yani tetikleyicileri neler tam olarak? Hani ilk aklımıza gelen tabii ki stres, işte genetik faktörler, alerjik faktörler. Ama bence beslenmenin de çok önemli bir etkisi var. Özellikle alerjik bünyelerde, değil mi? Kesinlikle. Beslenme dediğimiz zaman zaten bütün vücut genel sağlığı ile ilgili bizim beslenmemiz çok ilişki. Aynı şekilde cilt sağlığımızla da ilgili etkileri var. Atopik ciltli bireylere baktığımız zaman bunların bir kısmında da aslında yüksek oranda gıda hassasiyeti veya alerjisi gibi geçmişler ya da aile öyküsünde böyle geçmişler olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla beslenmeyle de ilişkili bir kısım var. Hem cildin daha sağlıklı olması ya da bu tür semptomların azaltılabilmesi için orada seçilebilecek besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı alerjen besinler bu bireylerde kısıtlanabilir ve bu tür semptomların ortaya çıkması azaltılabilir. Mesela inek sütü olsun. Gluten diyeceksiniz şimdi değil mi? Evet, buğday sürekli. Evet, buğday da bu konuda etkili olabiliyor. Gluten de aynı şekilde etkili olduğu bireyler var elbette. Ama işte kabuklu deniz ürünleri, yer fıstığı, yumurta, inek sütü, bazen domates veya çilek gibi besinler de bu tür alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Bu cildimizde yaşadığımız problemlerin beslenmemizle direkt bir ilişkisi var mı sizce? Var, evet. Özellikle Akdeniz tipi diyet cilt sağlığı için oldukça faydalı. Yani biz cildimizin bir defa hani bu kuruluktan bahsediyoruz. Bu kuruluğu hem dışarıdan biz nemlendirerek sağlıyoruz ama aynı zamanda içeriden de bunu desteklememiz gerekiyor. Yeteri kadar kişi su içiyor mu? Sağlıklı yağ asitlerini alıyor mu? Balık yağı, omega 3 olabilir. Veya zeytinyağı bizim ülkemizde de bol miktarda bulunuyor zaten. Bunlar bizim cildimizi aynı zamanda besleyen gıdalar. Bununla beraber ceviz tüketerek yine aynı şekilde hem E vitamini almak ve selenyumdan faydalanıp cilt sağlığını burada destekleyebiliriz. Yeterli vitamin, mineral karşılandığı zaman cilt de çok daha sağlıklı bir hale geliyor. E vitamini, D vitamini, A vitamini bunları yeterli miktarda almak gerekiyor ki oradaki yapıyı daha dayanıklı hale getirelim. Aynı şekilde C vitamini için de geçerli. Kolajen yapısının oluşması için mutlaka yeteri miktarda C vitamini tüketiyor olmamız gerekiyor. Peki atopik ciltte yaşanan kuruluk ve buna bağlı kaşıntı gibi problemlerin tetiklenmemesi için beslenmemizde tam olarak neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi eğer gıda alerjisiyle ilgili bir durum değilse, yani bunu tetikleyen bir alerji değilse, genel beslenmenin de oldukça önemi var. Burada işte trans yağ asitlerini fazla tüketiyorsanız, çok fazla şeker tüketiyorsanız, fast food tüketiyorsanız, işlenmiş etleri tüketiyorsanız, bunlar hücre dejenerasyonunu hızlandırıyor, yaşlanmayı hızlandırıyor. Aşırı şeker tüketimi cildin daha hızlı yaşlanması, bütün hücrelerimizin daha hızlı yaşlanmasını sağlayabiliyor. O yüzden mutlaka bu tüketimlere de, işte fast food, junk food tüketimine de dikkat etmek gerekiyor. İşlenmiş etleri, aşırı hayvansal kaynaklı gıdaların tüketimi bunlar da olumsuz etkiliyor. Şimdi aslında birazcık bahsettik, nelerden faydalanmamız lazım, hangi besinleri mutlaka almamız lazım diye, ama yine de böyle izleyicilerimiz için bir liste oluşturmak gerekirse ilk aklınıza gelen besinler hangi grup besinler? Tabii ki cildimize iyi gelecek süper besinler listesi gibi bir liste verelim istiyorsanız. Özellikle burada yağlı balıkların tüketilmesi ciltteki inflamasyonu azaltıp cildin korunmasında yardımcı oluyor. Bununla beraber zeytinyağı tüketimi,
ceviz, bunlar sağlıklı yağlardan zengin besinler ve cildin nemliliğini koruyabiliyor. Aynı şekilde yeşil çay tüketimi de içerisindeki kateşinler sebebiyle cildin ultraviyole ışınlarına karşı direncini arttırabiliyor. Ya, çok güzel bilgi. Evet. Antioksidan kapasitesi yüksek meyveleri çok tüketmemiz lazım. Mesela kırmızı üzümün içerisinde resveratrol dediğimiz bir madde var ve bu yaşlanmayı geciktiriyor. O yüzden antioksidan kapasitesi zengin besinlerde cildinize çok çok iyi gelecektir. En güzelini sona saklayayım. Bir de kakao tüketimi, yani çikolata tüketimi de cilde giden kan akışını arttırıyor ve cilde besin taşınmasını çoğaltıyor. Oradaki cildin güzelliğini, kırışıklıkların azaltılmasında faydalı etkilere sahip olabiliyor. Ama çok önemli bir noktası var. Hani bizim her an tükettiğimiz çikolatalar değil, kakao oranı %70-80 olan ve şeker içeriği Mevitler düşük olan. Evet, onları tüketmemiz lazım. Çünkü aşırı şekerli beslenme dediğim gibi hani yaşlanmayı hızlandırıyor, hücre dejenerasyonunu hızlandırıyor. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Kırmızı meyveler hep derler ki çok mucizevi şeyler. Evet. Şimdi şöyle, besinlerin renklerinin bize verdiği ipuçları var. O renklerin olmasının sebebi aslında içindeki antioksidanlar, vitaminler. Bunlar o besinlere o rengi veriyor. Dolayısıyla kırmızı besinlerin de antioksidan kapasitesi çok yüksek. Yani vücuttaki toksinlerin, serbest radikallerin temizlenmesine, vücudun işlevlerini çok daha iyi bir şekilde yerine getirmesine yardımcı oluyor. O yüzden hani kırmızı renkli besinleri de, ama kırmızı üzüm de özellikle onun içerisindeki de resveratrolden dolayı söylüyorum. Tazesini de tüketebilirsiniz, kurusunu da tüketebilirsiniz ve bir de yaban mersini tüketilebilir. Bir de ek olarak frenk üzümü çekirdeğinden elde edilen yağda GLA yağ asitleri var. Bunlar da yine aynı şekilde cildin bariyerinin güçlenmesinde yardımcı oluyor. Keten tohumu yağı, frenk üzümü çekirdeğinin ekstresinin yağı, bunlar da eklenebilir. Süper, yani cilt için süper besinler olarak bunları sayabiliriz. Vallahi süper bir cevap oldu. Hap gibi cevap derler ya, böyle ilaç gibi. Tam öyle. Listemi oluşturdum ben kafamda şu anda. Peki, şimdi prebiyotik ve probiyotik. Bu iki kavramı çok duyuyoruz. Bunu bir açabilir miyiz? İkisinin birbirinden farkı nedir bunlar? Tabii ki evet, son yıllarda özellikle daha da çok konuştuğumuz bir konu ama tabii ki hani bu çok geçmişten gelen probiyotikler ve prebiyotikler bizim hayatımızda olan ve bize yardımcı olan bakteriler. Probiyotik dediğimiz aslında bizim bağırsaklarımızda kolonizeşen ve sindirimimize yardımcı olan, vitaminlerin sentezine yardımcı olan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren bakteriler. Aslında bunlar yararlı bakteriler. Biz bunları fermente ürünlerle beraber tüketebiliyoruz. İşte yoğurt olabilir, kefir olabilir, bazı turşularda olabilir. Bunları bedenimize alıyoruz. Ama yoğurdun da mesela mutlaka aktif kültür içeren yoğurt olması lazım. Yani her yoğurt probiyotik değil. Prebiyotik dediğimiz ise bu bakterilerin besin kaynağı, o bakterilerin yaşamını sürdürmesini sağlayan, oradaki kolonizasyonunu sağlamlaştıran takviyeler, onların besin kaynakları olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla probiyotik ve prebiyotiğin mutlaka ikisinin bir arada olması ve birlikte tüketilmesi lazım. Yani simbiyotik dediğimiz, ikisinin beraber bulunduğu duruma da simbiyotik dediğimiz takviyeleri de kullanabiliriz. Peki sadece besin yoluyla mı alabiliyoruz bunu, ya da hani cilde sürdüğümüz kremlerde de bunlardan faydalanmak mümkün değil mi? Kremlerde de bazen prebiyotikler değil mi? Olabiliyor. Var çünkü. Evet, çünkü cildimizin de bir mikrobiyatası, orada savunma kalkanı oluşturan bir florası var. Bu florayı beslemek için de prebiyotikler yine aynı şekilde etkili oluyor. Dolayısıyla dışarıdan da aynı şekilde cildimizin florasını prebiyotikler sayesinde yine besleyebiliriz. Evet, cilde dışarıdan da yardımcı olmak güzel bir fikir olabilir. Harika bilgiler oldu gerçekten. Şimdi benim de aslında kendi kişisel hikayemden yola çıkarak söylemek istediğim bir şey var. Benim de kızım 11 aylık, ismi Luna. Şimdi benim Allah de bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Değişik bir cilt yapısına sahip olduğum için ben de hani hassas, işte her ürünle barışık değil mesela, çok dikkatli ürün seçmemi gerektiren, nemsiz kalmaması gereken, işte makyaja maruz kalıyorum, işte set ışıkları falan. Şimdi Luna'nın da bana benzeme ihtimalini hani hep böyle kafamda bazen
düşünüyorum. Çünkü onun aslında sinyallerini verdi. Önlemlerini nasıl alabilirim? Yani bunu anneler için soruyorum. Mesela atopik cilde sahip bir anne, bebeği de ona meyilli gibi duruyor. Ne yapacak mesela? İlk önce onu bir doktora götürüp işte bunu tespit ettirip sonra bir mesela sizin gibi bir uzmanla bir beslenme listesi mi çıkarmalı ya da anne sütüyle ilgili bu konuyla ilgili sizin önerileriniz nedir? Bir açar mısınız bu konuyu? Tabii ki, ben kendim için çok... Şimdi şey kısmı çok doğru. Genellikle atopik ciltlerde maternal yani anneden geçen oluyor. Dolayısıyla hani bebekte böyle bir hassasiyet olması söz konusu olabilir. O yüzden bu tür cilde sahip olan annelerin bu konuda daha hassas davranmasında fayda var. Az önce mesela probiyotiklerden bahsettik. Özellikle gebelik sürecinde ve emzirme sürecinde probiyotik kullanmanın bu tür semptomları azaltabileceği, bebeğin bu konuda daha dirençli olabileceği, alerjik reaksiyonları daha az gösterebileceği gibi çalışmalar mevcut. O yüzden hani hamilelikte ve emzirme döneminde mutlaka probiyotik kullanımını öneriyoruz. Bununla beraber yani tabii ki anne sütü eğer mümkünse kişi emzirebiliyorsa anne sütü de bebeğin gelişiminde, bağışıklık sisteminin oturmasında da çok etkili. İlk 6 ay mutlaka anne sütü, daha sonra da ek besinlerle beraber anne sütüne devam edilebilir. Ama anne sütüyle beraber... Evet, ek besinler başlıyor. Burada zaten ek besinleri bizim belli sıralarla gidiyoruz. Mesela yumurta alerjen besin olabilir dedik. Yumurtaya başlarken işte yumurta sarısının işte 1/8 ile daha sonra işte 1/4 ve şu yarısı. 3 gün kuralına uyarak, evet. Bunu anneler bilirler zaten. Bu kurallarla besleyerek o besinlerle tanıştırıyoruz. Yani annenin emzirme sürecinde de bu arada bebekte bazı hani cilt problemleri ortaya çıkabilir. O da annenin tükettikleri, yedikleri anne sütüne geçebiliyor. Evet. O yüzden burada da hani başta saydığımız şüpheli besinler inek sütü olabilir, yumurta olabilir, yer fıstığı olabilir, kabuklu deniz ürünleri olabilir, buğday olabilir, soya ürünleri olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Onları dikkatli tüketmek gerekiyor. Onun dışında da besinlerle böyle mutlaka gözlemleyerek yavaş yavaş tanıştırmak gerekiyor. Bazı besinleri mesela bahar alerjisi olan bireylerde de ciltteki reaksiyonları da tetikleyebilen elma, armut, kereviz, havuç gibi bazı besinler olabiliyor. Bunları pişirdiğiniz zaman bu hassasiyet daha azalıyor. Onları pişirerek tüketebiliriz. Bu şekilde dikkat ettiğimiz zaman tabii de çok kişiye özgü. Tabii, kişi kendisini tabii. Gözlemleyecek. Birisi için rahatsız edici olan diğer için rahatsız edici olmayabilir. Evet, yani hem bebeği içeriden doğru gıdalarla beslemek çok önemli. Aynı zamanda işte tabii onun ihtiyacı olan suyu ve dışarıdan nemi de bebeğe o öz bakımını yaparken vermek herhalde ona en yardımcı olacak şeyler diye düşünüyorum ben. Migros TV kanalına abone olmayı unutmayın. Bepan Toysensi Daily'nin bugünkü konuğu diyetisyen Andaç Yeşilyurt'tu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyoruz.